Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl Windows bütün Windows'lardaki etkinleştir şeyini nasıl etkinleştirirsem de bedava onu göstereceğim. Video geçmeden önce altta verdiğim bu kanala abone olmayı unutmayın. Yakında güzel içerikler çıkaracaktır eminim. Neyse arkadaşlar, hemen videomuza geçelim. Altta verdiğim bir link var. O linke gidiyoruz. Ve Get Gens Pico adlı şey giriyoruz ve buradan dolanı tıklıyoruz menüsünde. Daha sonra pasaportu alaşırız. Bunu kopyalıyoruz ve buradan istediğiniz gibi en son sürümü. Ama arkadaşlar en son sürümünün başka versiyonu onu burada 3 megabaytlık bir şey var. Bunun dolmasını bekliyoruz. Yani inmesini bekliyoruz. Olmuyor. İnternetten dolayı yavaşları bağlanır. Evet, inmiyor. Arkadaşlar bu arada yeni bir Windows 8'den Windows 10 gibi bir şey geçtiyseniz kesinlikle Gens Pico'yu tavsiye ederim. Evet, az sonra Gens Pico indikten sonra bunu açıyoruz. Açtıktan sonra burada bir tane şey var. Buna tıklıyoruz. Hatta yani oral şifresini, zip şifresini buraya yapıştırıyoruz ve böyle bir şey geliyor. Buradan next diyoruz. Hayır diyoruz ve Gaburgan Files Gensko özellikle buraya koyun arkadaşlar. Windows'un olduğu yer burası. Next diyoruz. Burada Start Menu Folder'ı mutlaka oluşturun. Yoksa ürünü göremezsiniz. Daha sonra Next diyoruz. Ben kurduğum için yine kuracağım. Olsun. Finishing Installations diyor. Installation. Bu bitecek. Bittikten sonra bunu yapacağımız adımlar daha var. Ama çok kolay adımlar. Ve daha kesinlikle bu videoyu izleyin. Yani hakkını verin. Evet, bunun bitmesini çok bekleyebiliyorsunuz. Yani varmış şu anda, anlıyorsun. Buraya bazılarının ikonları geliyor, bazılarının gelmiyor, bilmiyorum. Evet, gördüğünüz setup bitti. Şimdi bunu nereden buluruz? Arkadaşlar buraya yani koyalım. Ya da şöyle yapıyoruz. Ya da şöyle yapın. Ya da yer listece program files girip burada Gens Pico'yu görüyoruz. İçine girdiğimiz anda böyle şeyler karşılıyor bizim. Böyle gördüğünüz burada bir şeyler var. Burada Gens 50'ye tıklayarak açabiliyoruz kendisini. Ben de
gelmişti ve burada açıyorum kendisini. Böyle garip sesler falan geliyor. Bu düğmeye basıp direkt aktifleşti biliyorsunuz. Ama arkadaşlar hiçbir tanesine basmıyoruz buradan. Hiçbir şey elemiyoruz. Evet, bu kırmızı buton basınca böyle bir şeyler oluyor. Evet, sonra böyle oluyor. Daha sonra buradan geliyoruz. Açız. Evet, açıldı. Şimdi buradan dur, ana sayfaya gidelim. Ana sayfadan güncelleştirme ve güvenliğe tıklıyoruz. Burada etkinleştirmeden gördünüz. Windows kuruluşunuz etkinleştirme hizmeti kullanarak etkinleştirildi diye bir şey yazıyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sesim fazla gelmiyorsa kusura bakmayın. Bu videoda bu tıkladı. Hepinize görüşmek üzere. Bye.